Mümtaz'er merhaba. Merhaba Ruşen. Evet, net bir görüşüm var. Yazdın, daha yeni yazdın. Devlet ve hükümet dedin. Bir tarafta devlet, bir tarafta hükümet. Sen tekrar söyleyelim. Ülkücü hareketten gelme birisin. Devlet Bahçeli'yi yakından tanıyorsun. Yollarını sonra ayrılsa da hukukunuzun devam ettiğini tahmin ediyorum. Bu arada sana yakıştırmalar da var. Bahçeli'nin danışmanı olduğunu söylüyorlar. Böyle bir şey var mı? Öyle başlayalım. Hayır, kesinlikle yok. Doğrudan veya dolaylı hiçbir iletişimim yok benim Devlet Bey'le. O zaman ben haftaya meclise gidip Devlet Bey'i görmeye çalışacağım, grup toplantısına. Selamını da iletirim o zaman. Olur, çok memnun olurum. Evet. Ne diyorsun Mümtaz'er sen tam olarak? Yazıyı ben okudum, biliyorum ne dediğini de. Bir izleyicilerimize, okumayanlara bir özetler misin? Sonra detaylardan devam edelim. Evet, görüşüm net ve sanıyorum sondan başa doğru gidersek daha net senin de katılacağın bir tablo ortaya çıkacak. Şimdi Devlet Bahçeli'nin salı günkü grup konuşmasına Güneydoğu'da 3 ilde, Esenyurt'tan sonra 3 ilde kayyum ataması yapılarak cevap verildi. Bu 3 il, 3 belediye, Mardin, Batman ve Halfeti, bence doğrudan doğruya Devlet Bey'e verilmiş bir cevaptı. Şuradan çıkartıyorum. Mardin, Devlet Bey'in değer verdiği, sahip çıktığı, saygı gösterdiği bir politikacı Ahmet Türk. Halfeti, Devlet Bey'in meclise davet ettiği Abdullah Öcalan'ın memleketi. Çoğu kimse bunu atlıyor. Şu meşhur siyah gülün yetiştiği yerdir Halfeti. Ve Abdullah Öcalan'ın da memleketidir. Batman'ı ne için araya koyduklarını bilmiyorum ama cin fikirli birileri oturup bu belediyeleri belirlerken Devlet Bey'in ben durduğum yerde duruyorum, davetimde kararlıyım çıkışına, ikinci çıkışına sanıyorum bir cevap vermiş oldular. Yani Dem Sözcüsü'nün söylediği gibi henüz mesele Kürt siyasetiyle iktidar arasında bir diyaloğa, bir iletişime geçmiş değil. İktidar kanadının kendi içindeki problem hala aşılabilmiş değil. Devlet Bahçeli bir çıkış yapıyor ve iktidar kanadından buna bir cevap geliyor. Ve en son gelen cevap işte 3 belediyeye kayyum atamak, Esenyurt Belediyesi'ne ve 3 belediyeliğe yine Güneydoğu'da kayyum atanması ve altını çiziyorum. Mardin ve Halfeti, özellikle bunun üzerinde durmak lazım. Bilhassa Halfeti'de hiçbir soruşturma yok. 3 kere görevden alınmış, kayyum atanmış bir politikacı, Kürt siyaseti içinde bulabileceğiniz en makul, en uzlaşmacı, en diyaloğa açık adam, görevden aldığınız adam. Ve bu adamın ilave bir özelliği daha var. Devlet Bey'le bir dostluğu var. Peki Mümtaz'er, senle ilk Bahçeli'nin ilk açıklamaları sırasında yine bir yayın yaptık. Sağ ol, konuk oldum ve orada Devlet Bahçeli ne yapmak istiyor sorusuna dedin ki bağımsız Kürdistan'ın önüne geçmek istiyor. Yanlış söylemiyorum değil mi? Evet, aynen öyle. Evet. Doğru. Şimdi Devlet Bahçeli bağımsız Kürdistan'ın önüne geçmek istiyorsa Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan bundan niye rahatsız olsun? Bu tabii bir yöntem meselesi, tartışılan bir yöntem meselesi. Fakat ben bu senin de üzerinde durduğun devlet hükümete karşı yazısında vurguladığım gibi Devlet Bey yine hatırlarsan grup konuşmasında 100 yıllık bir perspektif koydu önümüze. Önümüzdeki 100 yıldan Cumhuriyet'in 200. yıl dönümünü menziline koyarak konuştu. Ama Erdoğan'ın 2015'te olduğu gibi 2012, 2015, 2013, 2015 arasındaki çözüm sürecinde de hepimizin hafızasına kazınan o manzaraları hatırlayalım ve sonucunu hatırlayalım. Gündelik politikayla, kendi pozisyonuyla, kendi politik hesaplarıyla uyumlu bir süreç yönetmeye çalıştığı endişesi var Devlet Bey'de. Bunun ne kadar köklü, ne kadar kapsamlı veya Erdoğan'ın kafasından geçen şeyin ne olduğunu çok açık ve net bir şekilde kestirmek mümkün değil. Ama Devlet Bey'in bundan endişelendiği, bundan bir şüpheye, endişeye kapıldığı çok açık ve kararlı bir şekilde, ısrarlı bir şekilde kendisini ve partisini de riske atarak bunu engellemeye, önlemeye çalışıyor. Şimdi bir Kürdistan meselesine gelince bir de şöyle bir şaiha var. Bana da çok mantıklı geliyor. Türkiye bölgedeki bütün Kürt varlıklarının, Kürt toplumlarının hamisi ve kefili olacak bir sürece girebilir. Yani buna Suriye'nin kuzeydoğusundaki Rojava bölgesindeki Kürt otonom bölgesi de dahil. Ve bana sorarsan bir Birleşik Büyük Kürdistan idealini engelleyecek olan şey de Türkiye'nin böyle bir kefalet ve himaye politikası gütmesidir. Çünkü Kürtlerin kendi kaderlerini tayin ederken Türkiye'den ayrı, Türkiye'nin konumundan, jeopolitik önceliklerinden ayrı bir politika belirlemeleri durumunda İsrail'in, Amerika'nın oyuncağı olacağı şeklinde bir inanç Kürtlerde de var. Bu söylediğim çok ileri bir şey. Bu tartışılıyor sanıyorum. Senin de kulağına geliyordur. Türkiye en başta Suriye'deki Kürt varlığının kefili ve hamisi olabilir. Bu sanıyorum Devlet Bahçeli'nin de Erdoğan'ın da bilgisi dahilinde olan bir alternatif olarak ya masada duruyor yahut da bu konuda bunu olgunlaştırmak için bazı çabalar, bazı teşebbüslerde bulunuluyor. Anladığım kadarıyla Devlet Bey'in durduğu yer, yani Türkiye'de hukuku çözüm süreci başlarsa, Türkiye'de APO çıkar konuşmaya başlarsa bu sadece Kürt sorunuyla sınırlı bir gelişme olmaz. Kürtler konuşmaya başlarsa, Kürtler eşit ve özgür vatandaş olarak kendilerini hissettiklerini ifade etmeye başlarlarsa, Kürt sorunu yumuşarsa bu aynı zamanda bu Türkiye'nin dışında o bölgesel hesaplar, Kürt kartını kullanmaya kalkanların bütün niyetlerini açığa düşürecek, bütün çabalarını geçersiz hale getirecek. O yüzden Kürdistan'ın kurulmasını da engelleyecek olan şey. Yani Kürdistan'ın kurulması diye bir şey yakın vadede söz konusu değil ama herkesin kafasında böyle bir kabus var ve bu kabusu son derece despotik bir yönetimden başka bir şey çıkartmaz. İşte dört parçada Kürt toplumlarının bağımsız devletler olarak ortaya çıkma teşebbüsleri, yani çok gerçekçi bir şekilde masaya yatırıp düşünürseniz buradan çıkacak olan yeryüzünün en zalim despotik yönetimleri olur. Türkiye'yi mumla aratacak şeyler olur. Devlet Bey'in zihninde böyle bir ufkun olduğu kanaatindeyim. Çok açık bir şekilde bunların hepsi konuşulduğu zaman insanların midesindeki gaz da azalır. Peki şunu sormak istiyorum Mümtaz'er. Son konuşması, sen bu hareketin çok genç yaşta içine girdin, içinde büyüdün, bayağı önemli yerlerinde de bulundun ve izliyorsun. Dışında kaldığı zaman da aslında izliyorsun. Ben de asbelkader gazeteci olarak yıllardır izliyorum. Salı günü Devlet Bahçeli'yi dinlerken Kürtler, ben onu şey diye yorumladım, Kürt realitesini kabul etti diye yorumladım. Yani kökenli vesaire demeden, biliyorsun uzun bir süre ülkücü hareket, Türk milliyetçileri Kürt demekten imtina eden, Kürt kökenli vatandaşlarımıza ancak yakın zamanda geldi. Onun öncesinde yoktur gibi şeyler vardı. Şimdi Devlet Bahçeli net bir şekilde Kürtler ve Türkler diye bahsediyor. Kardeşlerimiz diyor. Kürt sorunu yoktur diyor. Tamam, Kürt sorunu realitesini kabul etmiyor ama Kürt realitesini kabul etmiş bir durumda. Bana bu çok çarpıcı geliyor. İnsanlar çok önemsemiyorlar belki ama benim hayretime ya da atfettiğim öneme katılır mısın? Bu kadar Devlet Bahçeli gibi birisinin Kürtlerden hiç büyük bir şey, yani zorlanmadan Kürt diye bahsetmesi. Yani bu bunun söylem düzeyinde bir yenilik olarak algılayabilirsin ama bu çok gerçeği yansıtmıyor. Çünkü ülkücülüğün, Türkçülüğün, Türk milliyetçiliğinin kurucu fikir babası Ziya Gökalp'tir. Ziya Gökalp'in bir sözü Türk milliyetçiliği içinde rehber kabul edilir ve tekrarlanır. O söz de şu, 1921'de söylediği bir söz Ziya Gökalp'in. Türk'ü sevmeyen Kürt, Kürt değildir. Kürt'ü sevmeyen Türk, Türk değildir. Bu aslında Türkiye Cumhuriyeti için bir Türklük ve Kürtlük kriteri veren bir söz. Yani Türkseniz Kürt'ü sevmek zorundasınız. Türkseniz Kürt'ü, Kürtseniz Türk'ü sevmek zorundasınız. Yani bu söylem düzeyinde özellikle PKK terörünün arttığı 90'lı yıllardan itibaren dediğin hava oluştu ama öncesinde böyle bir şey yoktu. Bunlar dönemsel söylemler. Çok da yani gençliğimde 70'li yıllarda böyle bir şey yoktu. 90'lı yıllarda PKK terörü arttıktan sonra bu Kürt kelimesi bile işte en iyi Kürt, ölü Kürttür gibi bir şeye dönüştü. Ülkücüler arasında, Türk milliyetçileri arasında. Ama tabii yine dikkat edersen Devlet Bey konuşmasında Kürt sorunu diye bir sorun yoktur diyor. Bana sorarsan bu yine çok mevzuya uzak kalan, meseleye çok dışından bakan bir tanımlama. Çünkü Kürt sorunu olup olmadığına karar verecek olan Kürtler. Kürtler biz rahatsızız, bizim sorunlarımız var diyorsa Kürt sorunu diye bir sorun vardır. Yani bu vardır yoktur tartışmasının ötesinde bir durum. O yüzden bana çok tuhaf gelmedi. Yani garip olduğunu düşünmüyorum. Peki bundan sonrası için ne görüyorsun, ne tahmin ediyorsun? Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan haftaya Türkiye'nin gündemi sahiden değişecek dedi. Ve büyük bir ihtimalle bu konularla alakalı bir şey olacaktır diye varsayıyorum. Abdülkadir Selvi yeni kayyumlar ve Suriye'ye operasyon Erdoğan'ın Kırgızistan yanılmıyorsam Orta Asya'daki toplantısını izliyor, katıldığı toplantıyı oradan yazdı. Bir Suriye'ye yeni bir operasyon ve her sabah yeni kayyum haberleriyle uyanacağımızı söyledi. Şimdi bir tarafta bu var, bir tarafta Bahçeli'nin ben tavrımda bir değişiklik yok açıklaması var. Bu nereye kadar böyle sürer? Kim daha baskın olur? Mesele başından itibaren Suriye meselesi ve sanıyorum Devlet Bahçeli'nin engellemeye çalıştığı veya durdurmaya çalıştığı şey Suriye ile ilgili operasyon. Bu tam işte İsrail-Gazze meselesi, İran'ın bölgede sıfırlanması esnasında düşünebilecek, yapılabilecek en büyük hata. 2015 7 Haziran 1 Kasım seçimleri arasında yaşananları hatırlayınca insan gerçekten korkuyor, endişeye kapılıyor. Elbette Erdoğan'ın kafasında böyle bir şey yoktur Suriye gündemiyle. Fakat tabii aynı şeyi tekrarlayamazsınız. Tarih tekerrür etmez hiçbir zaman. Fakat bu kayyum atamaları yaygınlaşırsa ve Kürt sorunu bu sefer tam tersine iktidarın kendi gücünü tesviye etmek için bir araç olarak kullanılırsa tersine dönebilir ve Türkiye'yi erken seçime götürebilir. Yani erken seçim kapısını açabilir. Ben bunun da görüleceğini düşünüyorum. Gelecek haftaya yönelik Suriye ile ilgili operasyon iddiaları ciddi iddialar. Bu konuda devlette, Devlet Bahçeli'nin de temsil ettiği bir endişenin ve bir karşı koyuşun olduğunu hissediyorum. Yani iktidarın her zaman, Erdoğan cephesinin her zaman yaptığı şey yoklama atışlarıyla önünü görmek ve ondan sonra asıl stratejiyi uygulamaya geçirmek. Sanıyorum şu ana kadar gördükleri manzara böyle bir hamleyi engelleyecek kadar onları şüpheye ve endişeye sevk etmiş olmalı. Yani bir Suriye gündemi var. Dev gibi gelen bir Suriye gündemi var. Ve Bahçeli ile Erdoğan bu konuda taban tabana zıt düşünüyorlar. Peki bir başka soru. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görev süresinin uzatılması ya da yeniden seçilebilmesi konusunda verdiği mesaj çok kişi tarafından, büyük çoğunluk tarafından şöyle yorumlandı biliyorsun. Esas oyun bu. Yani aslında bu el uzatma, işte açılım falan hikaye, tiyatro. Esas yapılan Erdoğan'ın şeyi yeniden seçilmesini mümkün kılmak ve Bahçeli de salı günü bunu itiraf etti şeklinde bir değerlendirme var. Senin buna katılmadığını biliyorum. Evet, yani bu Halfeti ve Mardin örnekleri doğrudan doğruya bilek güreşi olduğunu gösterdiğine göre asli olan Bahçeli'nin duruşu, asıl esaslı duruşu Kürt sorunu etrafındaki tavırlar, yaklaşımlar, yani iktidarda Erdoğan cephesinin ve kendi cephesinin, devlet cephesinin daha doğrusu yaklaşımları olmalı. Bu Cumhurbaşkanlığı meselesi muhtemeldir ki bu önümüze çıkan tartışmaların gerisinde Erdoğan'ın zihninde, kafasındaki plan, yani şartları, objektif şartları bu konuda elverişli görüp görmediğini anlamaya çalışıyor sanıyorum. Test ediyor. Bahçeli'nin Cumhurbaşkanlığı oltası üzerinden Erdoğan cephesine fırlattığı top çok inandırıcı değil. Çünkü Bahçeli'nin de iradesini aşan, Erdoğan'ın da iradesini aşan bir durum var. Eğer doğrudan doğruya terör kartının, Kürt kartının devrede olduğu bir siyasi çalkantı, bir siyasi sarsılma, savrulma Türkiye'ye yaşamazsa, ekonomik krizin gölgesinde Türkiye'de bir iktidar değişikliği kaçınılmaz. Bırakın Erdoğan'ın yeni dönemini hazırlamak, ben Erdoğan cephesinin elindeki gücü tamamıyla kaybetmemek adına Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden geri çark edip parlamenter sisteme geri dönmeyi arzu ettiklerini düşünüyorum. Bu onların işine daha çok geliyor. Yeni bir Erdoğan dönemi imkansız ve bunun ne kadar imkansız olduğunu sanıyorum gösteren en önemli şeylerden biri, en önemli göstergelerden biri Bahçeli'nin bunu bir koz olarak Erdoğan'a karşı kullanması. Yani imkansız olmasa zaten kullanılmaz. Çok önemli, çok değerli olmasa devreye sokulmaz böyle bir koz. Türkiye değişiyor, yeni bir döneme giriyor. Bu büyük ölçüde de bölgedeki gelişmelerin eseri. Suriye üzerinden Türkiye'de siyaseti gelecek, Kürt-Türk kutuplaşmasını arttıracak bir hamle çok açık bir şekilde bize çok büyük zararlar verir. Çok dehşetli zararlar verir. Ve böyle bir teşebbüste bulunan orada ortaya çıkacak enkazın altında ezilir gider. Peki. Ben açıkça böyle olacağını düşünüyorum. O yüzden yani çok sakin bütün bu tartışmaların hepsine, Bahçeli'nin duruşuna, iktidar cephesinden gelen kayyum karşılıklarına, Suriye meselesi gündemi, yani Suriye meselesini merkeze alarak bakmak lazım. O şekilde bakınca taşlar yerli yerine oturuyor. Peki son olarak şunu sormak istiyorum. Bahçeli'nin konuşmasının birkaç yerinde çok sert bir şekilde kendisini eleştiren, özellikle İmralı hakkında söylediklerini eleştiren milliyetçilere, diğer milliyetçilere yönelik göndermeler vardı. Özellikle cesedimizi çiğnersiniz diyen Müsavat Dervişoğlu'na yönelik. Başkaları da var tabii. Sonra da bir gün sonra Müsavat Dervişoğlu da kalktı. Ne dedi? İstiyorsan git İmralı'da grup toplantısı yap diye bir şey yaptı. Şunu sormak istiyorum. Bu olay, sen başta dedin, risk aldı Devlet Bahçeli. Bu risk ne kadar sahici bir risk? Yani şöyle bir yaklaşım sanki daha öne çıkıyor gibi tahmin ediyorum. Devlet Bey böyle bir şey söylüyorsa vardır bir bildiği diyecek olan parti kadroları ve tabanının daha ağırlıklı olacağını tahmin ediyorum. Ama tabii olay Öcalan'ın gelip mecliste Dem Parti grubunda konuşması gibi böyle bir çıtanın bu kadar yüksek olduğu yerde diğer milliyetçi partilerin ya da siyasetçilerin Bahçeli'den ve MHP'den gerçekten oy ya da kadro devşirmesi mümkün olabilir mi? Yani ben durum tam net olarak şöyle görüyorum. Bahçeli'nin çıkışı, yani Müsavat Dervişoğlu'nun milliyetçi hassasiyetleriyle Bahçeli'nin milliyetçi hassasiyetleri arasında dağlar denizler kadar fark olmadığını herkes bilir. ülkücü geçmişten, milliyetçi geçmişten gelen kanaat önderleri çok çok daha iyi bilirler. Devlet Bey risk aldığına göre tehlikeli bir durum olduğunu düşünürler ve oradan Devlet Bey'in bir bildiği vardır, bir stratejisi vardır, bir hesabı vardır. Sonucuna ulaşabilirler. Yalnız gördüğüm manzara şu, yani İYİ Parti'nin, Zafer Partisi'nin gösterdiği tepki bana çok fazla bu ilk mektep müsameresi kıvamında hamaset gibi geliyor. Yani o böyle bağıra bağıra şiir okuyan 23 Nisan'da Cumhuriyet Bayramı'nda çocukların tavırlarına benziyor. Çok ciddiye alamıyorum. Çünkü söylediği sözlerin içeriğinde hamaset dışında, duygulara hitap eden hamaset dışında herhangi bir şey yok. Yani ne bölgeyle ilgili bir değerlendirme, ne Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili bir analiz, arka planda hiçbir şey yok. Hamaset yapıyorlar sadece. Milliyetçi Hareket Partisi çok basit, sıradan bir parti değil. Özellikle taşra örgütlenmesi, yerel örgütlenmeleri bu tür çok basit duygu savrulmaları ile değişecek, yıpranacak bir parti değil. Yani İYİ Parti'den Meral Akşener ayrıldı, darmaduman oldu ama Devlet Bahçeli böyle bir şey söylediği zaman dikkat edin, MHP'de hiçbir kıpırdanma olmadı. Hatta taban düzeyinde, üye düzeyinde bile bir kıpırdanma olmadı. Yani Devlet Bey'in geçmişi, sicili, milliyetçilik açısından o kadar sağlamdır ki böyle bir çıkışta Devlet Bey'i hemen silip ya bu adam ne diyor, milliyetçilikten vazgeçmiş diyerek başka bir tavır alacak MHP üyesi veya MHP sempatizanı kolay kolay çıkmaz. Oy dengesinde de çok ciddi bir değişikliğe yol açacağını düşünmüyorum. Taşra teşkilatı, yerel örgütlenmeleri çok kuvvetli. Yerel bağlar itibariyle de oluşturduğu network çok kuvvetli MHP'nin. Ve bir hassasiyetleri de var. Bütün Anadolu'yu dolaşarak bu durumu anlatıyorlar anladığım kadarıyla, takip ettiğim kadarıyla. Fakat karşıdaki hamaset dünyanın ve bölgenin yaşadığı gerçeklerle hiç uyumlu değil. O yüzden çok da üzerinde durmuyorum. Yani ben Devlet Bey'in de çok üzerinde durduğunu sanmıyorum. Çok teşekkürler Mümtaz'er. Şimdi haftaya Salı günü bir aksilik olmazsa ben Bahçeli'nin konuşmasını salonda izlemeyi düşünüyorum ve kendisiyle bir selamlaşabilirsek selamını da ileteceğim. Tekrar söyleyeyim. Çok sağ ol yayınımıza katıldığın için. Çok önemli şeyler söyledin. Bakalım bu olay salıdan salıya en azından süreceye benziyor. Bakalım nasıl devam edecek. Çok teşekkürler. Daha uzun süre devam edecek. Evet. Görüşmek üzere. Sağ ol.